sel felaketinden sonra Mersin'in, Tarsus'un, köylerimizin durumu bu. İşte görüyoruz bakın. Evet. Ürünlerimiz bu halde. İstanbul'da Kanal İstanbul projesiyle uğraşan iktidara söylüyorum. Burada zaten doğal olarak Kanal Çukurova projesi gerçekleşmiş. Bence gelin Türkiye'deki mağdur olan, zarar gören, altyapısı olmayan köylerimizin, köylümüzün durumunu görün. Onlara yardım edin. Mersin bir an önce iktidar tarafından incelenmeli, zararlar giderilmelidir. Afet bölgesi ilan edilmelidir. Gerçekten içimiz acıyor şu anda. Binlerce dönüm tarım arazisi zarar görmüş. Faizle, borçla, icrayla boğuşan çiftçilerimiz bir de bu doğal afetten dolayı büyük zarar görmüştür. Ben iktidarın bir an önce onlara yardım elini uzatmasını, afet bölgesi ilan etmesini ve zararların giderilmesini talep ediyorum. Sadece köylümüz değil, evleri yıkılan, arabaları kaybolan, traktörleri zarar gören binlerce vatandaşımız var. Mersin gerçekten çok zor durumda. İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Görün. Görün. Bakın. Bakın. Her taraf su. Tarım alanları su altında. Görün. Bakan gelsin buraya, görsün. Gelsin görsün. İşte kanal. İşte Kanal İstanbul projesi. Görsün. Kanal Çukurova zaten doğal olarak oluşmuş. Mersin Tarsus ilçesinin Özel Bağış beldesinde ikamet eden Nurettin Özmen. Bizim bu köyümüzde 20 bin dönüm arazi şu anda 12-13 bin dönümü suyun altında. Burası bir üretim fabrikasıdır. Sera fabrikası, üretim fabrikası bura. Bütün Ankara, İstanbul çeşitlerini patlıcan, biber, marul, kabak illerini yetiştiren ve karpuz, tırfanta yetiştiren bir ülkedir ve memlekettir ve Bağşiş beldesidir. Dünyanın en, Türkiye'nin en güzel ilk yetişen karpuzu, kavun da burasıdır. Bizim halimizi büyüklerimiz görsün. Sağ olsun vekilimiz geldi, bizim derdimizi paylaştı ama biz Tarım Bakanımızı istiyoruz buraya. Sade gelsin, bizim durumumuzu görsün. Halimizi görsün. Borçlarımız ertelensin. Bize ne yardım edeceklerse gelsin, gözleriyle görsün de yapsınlar. Biz avanta hiçbir şey istemiyoruz. Çalışıp kazanıp yemeği isteyen vatandaşız.